Kadın danışanlarıma şey diyor. Sevgiliniz annenizin kucağından sizin kucağınıza geçmemeli. Bırakın yalnız yaşasın önce. 178 kere söyle. Ama o zaman ne değeri kalacak? İşte 179. kere söylemeyeceksin. Ama önce 178 kere söylemek gerekecek. Yani ev alacaklar, 9 yaşında çocuğa soruyorlar sence burada alalım mı? Ne bilecek çocuk? Alacaksın, götüreceksin yani. Şimdi çocuk erkin toplu. Çocuk ne istiyorsa o yapılıyor. O babaya da evdeki herkes yalnızca bir kasa ya da ATM muamelesi yaptığında o da buna alışıyor. Neredeyse kimsenin gerçekten babası olmamış demişsiniz 5-6 yıl önce verdiğiniz bir röportaj. Babasız toplum diye adlandırıyorum Türkiye'yi. Siz hayat ve diğer hastalıklar dediniz bir kitabınıza. Evet. Hiç sorma fırsatım olmadı. Sizce hayat bir hastalık mı? Kadınların şu an iş hayatında geldiği bir nokta var. O da sessiz istifa olarak değerlendiriliyor. Hı. Aslında sadece kadınların değil erkeklerin de ama daha ziyade kadınların kovulmayacak kadar çalışmak. Tamamıyla aidiyet duygusunun da yok olmasıyla ilgili bir şey. Yani çalıştığı iş yeriyle en ufak bir özdeşleşme yaşamıyor insanlar artık. Yani orası kendini iyi hissettiği bir yer olmaktan çoktan çıktı. İnsanlar birbirlerine, dostlarına bile yani iş arkadaşlarına güvenmiyorlar. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. İnsanlar tuvalete giderken bile ekranlarını kapatıyor açık ofislerde. Bir şeye bakacaklar da bir yanlış bulacaklar da başkalarına anlatacaklar diye. Yani güven duygusunun hiç olmadığı, kendinize ait hissetmediğiniz ve her an yüzünüze gülen insanlar tarafından ihanete uğrayabileceğiniz bir yerde insanlar niye motive olsunlar da çok çalışsınlar ki? Hele Türkiye gibi ülkelerde, doğu ülkelerinde yani batının doğusunda kalan ülkelerde erkeklerin ne olursa olsun evle ilgili sorumluluğu, yani artık kadın illaki elinde çamaşır çitilemiyor belki. Ama hatta yanında çalışan insanlar bile olabiliyor. Ama hangi çamaşır deterjanının ve hangi yumuşatıcının alınacağını erkek bilmiyor. Bilmiyor, evet. Işte. Kadın biliyor. Evet. Yine hala o kadının üstünde o sorumluluk. Evet, evet, evet. Yani yemeği belki kendisi yapmıyor ama ne pişireceğini illaki ve illaki kadın karar veriyor ve sonra bir de beğenilmezse kadın suçlanıyor. Başka bir şey istiyorduysan söyleseydin. Tabii kesinlikle. Niye ütülenmedi benim pantolonum? söyleseydin de ütüleselerdi canım. Ya da en başta ütü yapmayı bilse mesela. Tabii, ben evet. Bir kere ben ütü yapmayı bilmiyorum. Sanki kadın annesinin karnından ütü yaparak doğdu. Yani ütü öğrenilen bir şey. Evet. Biraz da espriyle daha genç danışanlarıma, kadın danışanlarıma şey diyorum. Sevgiliniz annenizin kucağından sizin kucağınıza geçmemeli. Bırakın yalnız yaşasın önce. Evet. Bir yemek yapmayı öğrensin. Temizlik yapmayı öğrensin. Çünkü onun için şöyle bir şey. Evde bir kadın var. Annesi her şeyi yapıyor. Şimdi yine evde bir kadın var. Her şeyi yapsın. Her şeyi yap. Çünkü normal görüyor. Çünkü kadın bunu yapmalı. Evde hep böyleydi. Annesi babası için hep bunu yaptı. Niye burada başka türlü olsun? Aklına bile gelmiyor erkeğin. Yani yemek yiyor ve kalkıyor. Kötülük için değil, bilmiyor ki. Yani çünkü annesi de, hele kız kardeşi varsa, şöyle bir şey yapıyor çünkü annesi de. Hadi kızım sofrayı toplamama yardım et diyor. Evet. Oğlunu çağırmıyor. Şimdi o zaman da öğrenmiyor. Şimdi ben o yüzden kadınlara da şey diyorum. Yahu adama söyleyin, yani iyi bir insansa yapar. Hep biz mi söyleyeceğiz? Evet söyleyeceksin, yoksa boşanman lazım. Yani 178 kere söyle. Ama o zaman ne değeri kalacak? İşte 179. kere söylemeyeceksin. Ama önce 178 kere söylemek gerekecek. Evet. Ve kızmadan, bağırmadan, kavga etmeden. Evet. Hadi Ali şunları da sen yerleştir demek gerekiyor. Evet. Adam şey derse, ya şimdi dinliyorum sonra yapıyorum derse de gidip hemencecik yapmama. Bırak yapma sonra yapsın. Hı. Öbür gecenin bir vaktinde ya da sabah kalktığında onları mı gördün mutfak tezgahında? Ne bu mu dedi. Yapacaktın ya. Sana bıraktım yapacağım dedin, yapsaydın. Aynı şeyi babalık için de öneriyor musunuz? Yani çünkü babaların da çok ciddi bir kaçış noktası tabii, bu. Tabii. Sen yani daha şey iyi yapıyorsun. Ya da. Evet. Ay ben hiç altını değiştiremem. Ben altını değiştirmedim şimdi. Ya da kadar. Seni istiyor. Sen evet, daha iyi yapıyorsun. Niye istiyor? Çünkü ona alışmış. Yani sen de yaparsan seni de ister.
İsviçre'de benim çocuklarımın İsviçre'de doğduğunu biliyorsunuz. Anne karnından çocuk alındığında neredeyse doktor başkası dokunmadan bana verdiler. Yani babaya veriyorlar. Siz alıyorsunuz kanlı kanlı o çocuk. Gidiyorsunuz, yıkıyorsunuz. Boyunu kilosunu ölçüp yazıyorsunuz. İlk kundağını yapıp anneye getiriyorsunuz. Ve ondan sonra bunlar birlikte yapıyor. Yani emziremediğiniz için anne emziriyor, siz de gazını çıkartıyorsunuz. Yani bu ama söylenen ve öğretilen bir şey. Yemiyor, sen yedir. Ya anne çok mu kolay yediriyor sanki? O da bir sürü numara çekiyor, bak uçak geliyor falan diye. Ne yapacaksınız yani? Bunların hepsi yapılacak. Ya başka çaresi var mı? Ben hep şey diyorum, babalara kalsa bırak yemesin. Tamam bırak bu geçide geç uyusun. Tabii. Evet. Tamam bırak giymesin. İstemiyor maalesef. Bırak dişlerini fırçalamasın. Tabii tabii. Yani çocuklar Allah'a emanet tabii, büyür. Tabii tabii. Evet. Halbuki o bırak yemesin değil. Bana yedir deme. Ne? Başka bir şey. Yani benden isteme demeye çalışıyor. Evet. Kaçıyor yani. Çünkü onlar da çok zevkli şeyler değil. Kadın da kaçmak ister. Yani o niye ütü yapmak istesin ki? Evet. Yani hiç kimse evi temizlemek istemez. Hiç kimse, yani özel olarak sevgilim geliyordur ona yemek yaparım ayrı bir şey. Ama her gün 3 defa yemek yapmayı kim ister hayatı boyunca? Sofra toplamayı. Sofra toplamayı. Bunlar sıkıcı ama yapılması gereken şeyler. Evet. Paylaşmadığınız zaman da o zaman işte arada inanılmaz kopukluklar, konuşulmamış öfkeler, pasif agresif tavırlar, tamam mı yapacağım deyip yapmamalar. Evet. Sonra bir bakmışsınız, cinsellik diye bir şey kalmamış. Hep oradan vuruyor ilk değil mi? Yani tabii yani bütün gün niye yoğurt ya da yemek niye tuzlu diye bağıran bir adamla akşam nasıl sevişebilirsiniz yani? Erkeklerin çocuklarıyla ilişkisi genel olarak sizce nasıl oluyor? Bayağı bir uzun süre acayip demokratik aileler oluştu. Yani çocukla her şeyi onunla böyle konuşuyorlar. Yani anne baba çocuk değil de herkes eşit evin içinde. Yani ev alacaklar 9 yaşında çocuğa soruyorlar sence burada alalım mı? Ne bilecek çocuk? Alacaksın götüreceksin yani. Ama açıklayacaksın tabii. Ama çok önemli bir aile terapisti Sterling şey de en büyük sorunlar ailede hiyerarşik sınırların belirsizleşmeye başladığı zaman çıkar. Baba babadır, anne annedir, çocuk da çocuktur. Ama şu demek değil. Yani klasik despotik anne yani. Modeli, klasik ataerkil baba modeli değil. Yani bu rolleri alınması gerekiyor. Yani o zaman çocuk bilemez ki neyi isteyebileceğini, neyi isteyemeyeceğini. Yani çocuğumla arkadaş gibiyim, doğru evet. Bir yaklaşım hayır, değil mi? Hayır, onun arkadaşları var, sen baba ol. Eminim, o kendilerine çok fazla arkadaş gibi davranılan o çocuklar, biraz daha otoriter anne ebeveynler olacaklar. Çünkü bunun kendilerine iyi gelmediğini görüyorlar. Evet. Gelmiyor çünkü. Gelmesi mümkün değil. Yapabilirsin her şeyi. Sen karar verebilirsin. Ya bu çocuk nasıl bilsin? Ne hayat tecrübesi var da karar verecek? Yani o insan, o çocuklara iyilik de yapılmış olmuyor. Neyi isteyeceklerini, neyi istemeyeceklerini, neyi yapmamaları gerektiğini öğrenebilmeleri için anne babaların bu çocuklara hayır bu yapılmayacak, evet bunu yapabilirsin çünkü diye konuşmaları lazım. Çocuk hoşlanmadı mı? Hoşlanmayabilir. Ama zaten bazı şeylerden hoşlanmayacağız. Yani erişkin hayatta her yaptığımız şeyden hoşlanıyor muyuz? Ya bu çocuk nasıl alışacak? Yani her şeyi yapacak, sonra işe başlayacak. Aa yapma diyorlar ona. Ben yapıyordum her şeyi. Değil mi? Yani, biraz fazla memnun etme odaklı mı oldu evet, çocuklarımızı? Çocuk bakın eskiden... Çok eskiden ana soylu toplumlar varmış. Yani anneden soy gidiyor. Hı hı. Ana erkil değil. Hı hı. Sonra artık ataerkil toplumlar var. Babanın dediği şey olacak. Şimdi çocuk erkil toplum. Çocuk ne istiyorsa o yapılıyor. Çok güzelmiş. Öyle bir şey olabilir mi? Bütün hafta sonu çocuğun aktif etkinlikleri üzerinden anne ve babanın işkence çekmesi üzerine kurulu. Hayatımdaki çocuklar şimdi büyüdüğü için rahatım. Yani hayatımdaki en büyük kabuslar hafta sonu herhangi bir arkadaşının doğum gününe gitmek ve tanımadığım insanlarla böyle gülümseme kaslarımı gerip böyle yanaklarımda ağrılarla sohbet ediyor gibi yapmak idi. Yani çok korkunç bir şey. Bir de yani herkes de çok iyi rol yapıyor galiba.
Çünkü ben hiç kimsenin o kadar memnun olduğunu zannetmiyorum bundan. İnanılmaz şen şakkak konuşuluyor. Evet. Şey diyorsun ya, ben niye beceremiyorum? Değil mi? Benim oğlumun doğum günü oldu. Ben bir arkadaşım, yani davet ettiğim arkadaşlarımın hepsine şey dedim zaten. Gelmemek son derece serbest. Evet. Çünkü ben olsam gelmem. Ben de benim oğlum olduğu için geliyorum. Bir tanesi dedi ki, yani gelirken bir şey lazım mı, ne alayım? Yok hayatım dedim, apron aksını al gel yani. Ne lazım olabilir çocuk? Ben Xanax derdim. Ya da kapıda bir anne babalara Xanax dağıtabiliriz. Profesör Doktor Kemal Sayar'la yaptığım söyleşide de o da biraz babalara dair konuşurken, tespitlerini sıralarken bir izleyicimiz videoya bir yorum yazdı. Para vererek o evin bütün giderlerini belki karşılayarak aslında çözdüğünü sanan babalar da bir nevi yok sayılmazlar evet, mı? Kesinlikle yok sayılırlar. O parayı o kadar net bir şekilde o babalardan talep etmese evdekiler, o da o kadar çok vererek, para vererek sorun çözmeye çalışmazdı. Bu çift yönlüdür her zaman. O babaya da evdeki herkes yalnızca bir kasa ya da ATM muamelesi yaptığında o da buna alışıyor. Yani baba bana para verme, gel birlikte balon olalım derse çocuk ya da anne ona onu öğretirse, o zaman birlikte giderler, bir şey yaparlar. Yani bu herkesin işine gelen bir şey. Anneler de çoğunlukla, kadınlar da kocalarıyla hafta sonları o kadar da çok zaman geçirmek istemedikleri için ailece hep birlikte parka gitmek yerine adamın evde televizyonda maç seyretmesine izin verip parayı alıp çocuklarıyla gidiyor. Erkeklerin de işine geliyor ama. Evet, herkesin işine geliyor. Ama yani oradan burada o zaman işte erkekleri yalnızca işte para vererek çocuklarına iyilik yaptığını zannetme meselesi de anneye şöyle bir şey denebilir. Kocanın yalnızca para vererek babalık yapmasına izin verme ki çocukların babasız büyümesin. İş ile kadına mı düşüyor yani? Hayır. Yani bu tarif ettiğiniz resimde kadına düşüyor. Anladım. Peki esasen sizce Türkiye'de çocukların meselesi babayla mı? Çünkü ben sizin eski bir röportajınıza denk geldim. Evet. Neredeyse kimsenin gerçekten babası olmamış demişsiniz 5-6 yıl önce verdiğiniz bir röportaj. Babasız toplum diye de adlandırıyorum Türkiye'yi. Çok iddialı ve üzücü değil mi? Ama bakın, Anadolu'da babaların çocuklarını kucaklarına alması ayıp karşılanır. Hele kız çocukları ergenlik çağına girdiğinde bırakın kucağına alması, sarılması, başını bile okşaması kız çocuklarına ayıp sayılır. Kız çocukları, bütün kız çocukları ergenlik çağına girdiklerinde, biraz göğüsleri büyüdüğünde zaten kendilerinden utanırlar ve kendilerini çirkin bulurlar ve böyle bir durumda babaları daha da onlardan uzaklaşır, uzaklaşmış olur. O çocuğun istenmiyor olduğu ile ilgili bir duygu, bir inanç geliştirmemesi mümkün olmaz. Bir sürü baba çocuklar uyuduktan sonra gidip saçını okşar, aferin demez. Çünkü böyle öğreniyor toplum. Baba anne tarafından otorite kurmak için kullanılıyor. Bak baban gelirse eve söylerim. Yani baba sen devamlı, baban gelince görürsün. Baban gelince görürsün. Söylemiyor bile babaya eve gelince. Bunlar çözüyor zaten meseleyi. O çocuğu korkutarak. Ama çocuk için baba, yani otorite figürü, bir korku kaynağı. Otorite, o yüzden devlet baba işte. İş yerinde ezilmiş, mahvolmuş adam eve geldiğinde, bir de çocuklarla ilgili anne şikayet ettiğinde, yani zaten öfke dolmuş olan adam, çocuklara da karısına da bağırıyor, çağırıyor ya da vuruyor. Öfke erkekte depresyonun en tipik belirtisidir. Baba yok ama, yok o yüzden aslında özleniyor da çocuklar tarafından. Ama bir yandan korkuluyor da. Ve eve gelen baba, tek teması çocuklarla bağırıp çağırmak. Babayla temas etmek, azarlanmak ve kendisinden korkmakla söz konusu oluyor. Bu öfke tespitinizi yıllar önce duyduğumda benim çok ilgimi çekmişti. Yani erkeklerde depresyon kendini bir içe kapanma, keyifsizlik, çökkünlük olarak değil, öfke patlamaları olarak mı gösterir? Evet. Kadınlar yaşadıkları problemlerde hep kendilerini suçlar. Bu doğuştan genetik bir şey değil, öğrenilmiş bir mesele olarak. Erkekler ise ötekin. Kadınların
öfkesi de erkekler gibi yükselir. Ama kadın öfkesini kendisine yönelttiği için onu öfke olarak görmeyiz. Kendine bakmamak, kendini sevmemek, değersiz hissetmek şeklinde yansır, ortaya çıkar kadının öfkesi. Erkeğin öfkesi ise dışa yöneliktir. Aslında öfke bütün herkeste var depresyonda. Çünkü hayal kırıklığıdır ya depresyon bir anlamda. Hayal kırıklığı da öfke yaratır. Erkekte ise öfke doğrudan etrafına ve bunu gösterebileceği korkmadığı insanlara yönelir. Kendisinden daha zayıf erkeğe, yaşlıya, kadına, çocuğa ve hayvana. Kadın da kocasından dayak yiyip çocuğunu döver. Kimin kime gücü yeterse oluyor. Bu aslında depresyon. İzmir'de bir psikiyatri kongresi vardı kızımla birlikte. Kızım dedi ki benim iki arkadaşım var. Ben de geleyim mi? Gel kızım. Birlikte gittik, birlikte geri dönüyoruz. Pazar akşamı geç bir saatte şeydir ya, güzeldir ya, susurluk ayranı tostu. Orada durduk, susurluk ayranı tostu. Koskocaman bir şey alana yayılmış. Koştur koştur gencecik çocuklar. Tost şu bu bilmem ne. Yani 8 saat çalışacaklar belli. Birden böyle bir gözümde canlandı. Yani bu insanlar 8 saat boyunca korkunç bir tempoyla tost yetiştirmeye, ayran yapmaya çalışıyorlar. Domates kesiyorlar, sucuk kesiyorlar ve büyük bir yorgun argın bir şekilde eve gidecekler, uyuyacaklar. Tekrar gelecekler ve aldıkları maaş o kadar az ki. Nasıl çıkacak ki orada? Susurlukta tost yaparak 4 sene çalışan bu insanın geleceği yok. Çok korkunç bir şey. Ve bütün Türkiye bu aslında. Ve Susurluk iyi bir yer. Yani batıda kocaman tabii bir yer. Yani geleceği olmayan, gelecek umudu olmayan kocaman bir ülke. Siz evet. Hayat ve diğer hastalıklar dediniz bir evet kitabınıza. Evet. Hiç sorma fırsatım olmadı. Sizce hayat bir hastalık mı? Evetse nasıl geçer? Hayatın bu hale gelmiş olması aslında bir hastalık diye düşünüyorum. Yoksa hayat tabii ki hastalık değil. Yani ne olursa olsun hayat güzel bir şey. Güzel ama doğduğunuz, yaşadığınız yerin koşulları çok kötüyse Pollyanna gibi de davranamazsınız ki.